minicikli anlattıklarımın böyle özünü ufacık bile hissediyorsanız, burada bir şey var. Bir saniye, bir şey gördüm, bir şey hissettim galiba. Evet ya, gerçek olabilir mi acaba? Diyorsanız, biraz iyi hissediyorsanız, anlattıklarımda hiçbir şey anlamanıza gerek bile yok. Çünkü zihnimizin anlayabileceği bir şey değil bu. Yaklaşık 15 dakikadır teknik yolları ayarlamaya çalışıyorum ama bir türlü olmadı. Umarım herkes iyidir, herkes güzel bir gün geçiriyordur. Bugün size söz verdiğim gibi 4. webinarı yapacağız. Aslında biraz geciktik. Normalde salı günü yapmayı planlıyordum ama bugüne sarktı mecburen. O yüzden bugün yapacağız. Paralar realitelerini alıp daha önceki webinarda, ikinci webinarda bayağı bir bahsetmiştik. Tamamdır. Daha önceki webinarlarda bahsetmiştik aslında birazcık paralel realitelerden bir de konuşuyorsam çok güzel olacak. O yüzden bugün bir tekrar gibi olacak ama aslında yeni şeyler de söyleyeceğim. O yüzden yeni bir şeyler duyabilirsiniz paralel realitelerle ilgili neler olduğuna dair. Sydney Banks'ın yine anlattığı konulardan bir tanesi bu. Her zaman YouTube'da bulabilirsiniz videolarını. Sydneybanks.com'dan da bulabilirsiniz. YouTube'da da Sydneybanks'i arattığınızda paralel realiteler diye oradan da bulabilirsiniz. Eğer İngilizcesini dinlemek isterseniz. Şu ışığı çok ayarlayalım. Şöyle daha iyi olsak ki. Bugün bu konudan bahsedeceğiz. Hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü bu konu hepimizin takıldığı noktalardan bir tanesi ve nasıl bir şey oluyor? Birazcık örneklerle ilerleyeceğim. Nasıl işliyor bu sistem? Nasıl bir sistemin içinde yaşıyoruz? Birinci webinardan onu bulabilirsiniz. İkinci webinarda da biraz paralel realitelerden bahsetmiştik. İlişkiler örneğinden özellikle giderek. İlişkilerde daha fazla fark edebiliyoruz. Paralel realitelerin farklı şekillerde rol oynadığını. Örneğin bir insan, karşımızdaki insan kendi içerisinde bir duygu yaşıyor ve o duyguyu kendisi o hisleri yaşıyor, o düşünceleri düşünüyor çünkü o anda. Artık ne düşünüyorsa o anda kendi bile farkında olmayabilir ne düşündüğünü. Ve onu nasıl algılıyorsa, o düşündüğü düşünceleri nasıl algılıyorsa o hisin içerisine giriyor bir şekilde ve bazen o insan o hissin içerisine girdiğini fark edebiliyor. Bazen fark edemeyebiliyor. Ve karşımızdaki insan bir hissin içerisindeyken, bir düşüncenin içerisindeyken aslında bir düşünce bulutu gibi düşünebilirsiniz hissi. Çünkü his diye ayrı bir prensip yok. Sadece düşünce prensibi var. Ve hissediğimiz şeyler aslında düşüncemizi hissediyoruz. Düşünceyi hissediyoruz. Düşüncenin içinde yaşadığımız için onu hissediyoruz sadece. O yüzden karşımızdaki insan o düşünce bulutunun içine girdi diyelim. O düşünceyi hissediyor o anda. Artık ne hissediyorsa. Öfke hissedebilir, üzüntü hissedebilir, artık kıskançlık hissedebilir, utanç hissedebilir, güzel bir şey hissedebilir vesaire. Diyelim ki negatif bir şey hissediyor karşımızdaki insan ve negatif bir deneyim yaşıyor kendi içerisinde. İşte bizi suçluyor ya da hissettiği şeyden dolayı bizi suçluyor. Mesela bu bağımlılığa sahip olan ailelerde de çokça çalıştığım bir konu. Mesela ailede bir tane bağımlı var. Sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, herhangi bir şeyin bağımlısı. Ve ailenin diğer fertleri niye sürekli suçluyor? Sürekli işte onların sorumlu kalmalarını istiyor. Onların kendini o hale getirdiğini iddia ediyor vesaire gibi mesela.
ki böyle bir şey kesinlikle yok. Mesela diyelim bu şekilde ilerliyor paralel denklemi. Ve karşınızdaki insan farklı bir paralel denklemde yaşarken siz kendiniz farklı bir paralel denklemde yaşıyorsunuz. Çünkü siz kendiniz farklı bir düşünce dünyasındasınız, farklı bir moddasınız, farklı bir bilinçtesiniz o anda. Bilinciniz daha farklı bir noktada duruyor. Hiçbir zaman hiç kimsenin bilinci hiçbir an, hiçbir saniye aynı noktada duramaz. Durmuyor. Yani tesadüfen belki denk geliyor olabilir ama herkes her an farklı bir modda, herkes her an farklı bir düşünce düşünüyor, herkes her an farklı bir şey hissediyor, herkes her an farklı bir şey deneyimliyor dolayısıyla. Dolayısıyla deneyimlerimizin hepsi her an, her saniye, herkesin, hayvanların dahil, bitkilerin dahil, doğada yaşayan bütün canlıların, insanlar da dahil olmak üzere farklı. Hiç kimse aynı an, aynı saniye, aynı şeyi hissedip aynı olaya aynı şekilde bakmıyor, aynı şekilde tepki vermiyor. Normal bir zamanda sizinle aynı şeyi düşündüğüm zamanda demek istiyorum, normal bir zamandan kastım. Çok normal hissederken, daha işte nötr hissederken bir insan çok yoğun hislerin içinde, çok yoğun düşüncelerin içerisinde kaybolmamışken normalitede, hani nötr hissederken her insan aynı oluyor, aynı şekilde bir ihtimal bakma şansı var. Ama yine aynı şekilde bakmak zorunda değil ve yine aynı şekilde bakamayabilir. Mesela işte bu kültürel çatışmalarda da oluyor mesela. Ben Belçika'da yaşadım. Belçika'da mesela bir insanın evine misafir kabul etmek, gece özellikle mesela Tanrı misafiri diye işte gideriz, kalırız ya biz insanların evlerinde işte atıyorum yerim yok, yurdum yok, orada kalmışımdır, işte bir arkadaşımın ailesine kalmam gerekiyordur vesaire gibi. Ya da bir arkadaşımla kalmam gerekiyordu. Onlar da mesela bu kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bir bölgesinde özellikle. Kesinlikle öyle bir şey kendini düşünmemelisin ve kesinlikle onlar seni yatıya bırakmazlar yani. Sokakta yatırırlar ama evlerine almazlar. Mesela böyle bir durum var. Türkiye'de oysa ki tam tersi, biz aşırı misafirperveriz birçok yöremizde mesela bu söz konusu, ama belki bize de mesela bazı yörelerde bu söz konusu değildir ama genele baktığımızda kültürel bir şey olarak bizde mesela işte zor durumda olana yardım edilir, ev açılır, işte çay verilir, çorba verilir, bir şey yani. Ama mesela dünyanın türlü türlü kültürü var, türlü türlü insan yaşama biçimi var. Dolayısıyla bir insanın sadece kültürü öyle olduğu için de bu insan o kültürünün içinde bazen öyle davranabiliyorken başka bir kültürde, başka bir yörede, başka bir yere göç edince daha farklı davranışlar da sergileyebiliyor mesela. Bu da bir şey olabiliyor. Ama bunun dışında hani kültürel şeylerin dışında, kültürel beklentilerin, toplumsal beklentilerin dışında bir yaşamımız var değil mi? Gün içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde eşimizle iletişim halindeyiz, iş arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz, çocuğumuzla iletişim halindeyiz ve kendimizle iletişim halindeyiz. Ve bunlar olurken biz sürekli bilinç değiştiriyoruz, sürekli mod değiştiriyoruz, sürekli düşünce değiştiriyoruz, sürekli his değiştiriyoruz. Ve herkes dolayısıyla paralel bir realite değişiyor. Eğer bunu bilirsek ne değişiyor? Bilmezsek ne değişiyor? Eğer bilmezsek beklentiye girmiş oluyoruz ve sanki deneyimiz dışarıdan içeri geliyormuş gibi oluyor. Karşımızdaki insan bizi suçladığında biz suçlanmış hissediyoruz gibi oluyor. Oysa ki karşımızdaki insan bizi suçladığında o tamamen %100 onunla ilgili bir durum. O şu an onu deneyimliyor, onu yaşıyor, onu hissediyor. Ve biz eğer bunu bilirsek, bu bilgelikte durabilirsek, yani anlayışımız bunu kavramış kadar derinse eğer, bunu idrakteysek, bu paralel realite denklemini anladıysak eğer, hayatın böyle işlediğini, o an o kişiye hiçbir tepki vermiyoruz. Çünkü şefkat duyuyoruz ancak ona. Çünkü fark ediyoruz ki o şu an acı çekiyor. Yani acı çektiği bir düşünce içerisinde. Ve biz şefkat duyuyoruz, otomatik olarak şefkat duyuyoruz paralel realiteleri anladığımız zaman. Otomatik olarak şefkat duyduğumuz için biz aslında şefkat bulutunun içerisindeyiz. Şefkat bulutu da öyle bir bulut ki sevgi, şefkat, doğamızdayız, özümüzdeyiz yani mutluyuz. Kendi doğamızdayız, doğalımızdayız. Deneyimimizin içten dışa geldiğini farkındayız, paralel realitelerin farkındayız, sistemin nasıl işlediğinin farkındayız. Dolayısıyla kendi doğamıza, özümüze yakınız, otomatik olarak şefkat oluyoruz. Bu da neyi getiriyor beraberinde?
benim deneyimimi getiriyor. Benim deneyimim de içten bir şey geliyor. Ben o an şefkatliyim, kendimdeyim, özümdeyim, nötrdeyim. Ve o insana şefkat diyorum. Dolayısıyla o insanın beni suçlaması beni etkileyemiyor. Çünkü şefkat ya da kendimizin özümüzün doğamız o kadar büyük, o kadar genç, o kadar sevgili, o kadar mükemmel, o kadar güzel ki bu dışarıda olup biten bütün realitelerden bizi koruyor. Bütün realitelerin mesela şöyle bir deneyim yaşıyorsa karşımızdaki insan ya da böyle bir deneyim yaşıyorsa böyle bir deneyim yaşıyor diyelim. Büyük bir deneyim yaşıyor. Büyük bir öfkeyle bizi suçluyor diyelim, tamam mı? Ya da büyük bir öfke yaşıyor. Ya da büyük bir üzüntü yaşıyor. Ya da büyük bir panik atak geçiriyor. Ya da anksiyete krizine. Ya da delirmiş gibi bağırıyor, sinirleniyor, bir şey yapıyor, tamam mı? Tepki veriyor. Onun bu büyüklüğü ya da acı çekiyor mesela, ağrısı, sancısı var, her neyse. Onun bu büyüklüğünü biz şu kadar hissediyoruz. Hiç hissetmiyoruz neredeyse. Yani çünkü kalbimiz onun için çarpmaya başlıyor. Yani diyoruz ki, acımaya başlıyoruz yani ona. Diyoruz ki, yazık ya, nasıl bir acı içerisinde ki böyle davranıyor şu anda. Yazık yani diyoruz. Dolayısıyla orada bir şefkat, orada bir üzüntü duyabiliyoruz hatta onun için. Ama bu dediğim gibi çok küçük oluyor. Mesela aile içi şiddet örneklerinde de bana geliyorlar mesela. İşte diyor işte kocam bana bağırıyor, kocam çok sinirli, kocam şöyle, işte kaynanam böyle, işte kayınçom böyle, sinirliyim, kayınpederim böyle. Bir sürü sorun yaşayabiliyorlar mesela. İşte bizim gelinimiz çok sinirli, çocuğum çok sinirli, çocuğum beni dövüyor, işte erkek çocuğum beni dövüyor, kız çocuğum bana bağırıyor. Türlü türlü yani, zilyon tane örnek var. Mesela bu tip böyle şiddetli örneklerde de eğer siz kendiniz, kendi doğanızda kalabilirseniz, ki paralel realiteleri bildiğiniz zaman kendi doğanızda kalmanız daha kolaylaşıyor. Çünkü biliyorsunuz ki karşınızdaki insanın deneyiminin sizinle uzaktan yakından alakası yok. Sıfır yani. Hiçbir şekilde birbirimizi etkileyemiyoruz. Sadece ortamın şartları, yani şart dış deneyim diyeyim, yani bu gerçek olmayan sahte deneyim, bu vücut, bu dış dünya, bu düşüncelerin hepsi, bunların hepsi sadece bizim düşüncemizi azıcık etkileyebiliyor, o kadar. O düşüncemize sebep olabiliyor. Yani o da zihnin gerçeği bilmemesinden kaynaklanıyor. Gerçeği gördükçe o bile olmuyor. Çünkü gerçeği gördükçe deneyimin içten dışa ancak geldiğini ve dışarıdan içeri hiçbir şeyin sizi etkileyemeyeceğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ancak sistemi idrakla, sistemde derinleşmekle, anlayışınızı derinleştirmekle mümkün olan bir şey. Eğer siz hayatı dışarıdan içeri geliyor zannederseniz, buradaki deneyiminiz çok kaotik, karmaşık ve sürekli dışarıdan bir şey elde etme yönünde ilerler. Oysa ki dışarıdan elde edilebilecek hiçbir şey yok. Çünkü dışarıdan içeri girebilen bir sistemin içerisinde yaşamıyoruz. Dışarıdan içeri hiçbir şey gelmiyor. Dışarıdaki bir insanın deneyimi, davranışı sizi zerre etkileyemez. Eğer siz istemezseniz, eğer siz anlayışınız derinse sizi etkileyemez. Anlayışınız derin değilse, paralel realiteleri bilmiyorsunuz, zannediyorsunuz ki karşınızdaki insan size bağırınca sizin içinizde bir his oluşuyor, zannediyorsunuz ki sizin içinizdeki hisler içinizden gelmiyor, dışarıdan içeri doğru geliyor, hayat size bunları yapıyor, hayat size oluyor zannederseniz eğer mesela... Mutluluğu sürekli dışarılarda ararsınız. Ya da diğer insanları değiştirmeye, düzeltmeye, geliştirmeye çalışırsınız. Kendinizi değiştirmeye, düzeltmeye, geliştirmeye çalışırsınız. Ama buna hiçbir tanesine gerek yok. Çünkü düzeltilecek, değiştirecek, geliştirecek bir şey yok. Evet yapabilirsiniz ama bunun sizdeki etkisi nül, sıfır. Hiçbir şekilde bir etkisi olmayacaktır. İstediğiniz her şeyi düzeltip, değiştirip, geliştirmeye çalışın. Mutluluğunuzu dışarıdan içeri koyamazsınız. Ya da hislerinizi değiştiremezsiniz. Hiçbir etkisi yok. Yani bu bir tek içeriden dışarı gelişen bir dinamik. Bunu anlamak önemli ve herkes için bunun böyle olduğunu anlamak önemli. Herkes için, her şey için, hayvanlar için de, çiçekler için de, bitkiler için de, hepsi, bütün canlı varlıklar için de bu deneyim bu şekilde. Çünkü herkes için üç prensip işliyor. Herkes için, herkes düşüncenin içinde yaşıyor. Herkes düşünceyle yaratımın içerisindeki sistemin içinde yaşıyor. Herkes bilince sahip olduğu için düşünceyi hissediyor. Herkesi akıl yönlendiriyor. Sen oraya git, sen buraya git, sen bu kadar ye, sen bu kadar kazan, sen bu kadar iç, sen bunu yiyebil, sen bunu yiyeme gibi. İşte sen bunu hak ettin, sen şunu hak ettin. O kadar adilane bir düzen var ki, o kadar adilane bir düzen içerisinde yaşıyoruz ki. Bu...
bizi yönlendiren akıl prensibi Allah yani. Zaten düşünce de Allah, bilinç de Allah. Bu üç prensibin üçü de aslında tek bir prensip. O da Allah. Ben size burada aslında Allah'ı kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu hiç mümkün olmayan bir şey. Yani burada bir mucize gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden yani bu bunu kelimelerle anlayamazsınız. Bu anlattıklarımı ancak hissedebilirsiniz. Deneyiminizle bakabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki aa gerçekten mi? Aa gerçekten mi düşüncemi deneyimliyorum? Aa ne kadar enteresan. Aa karşımdaki insan da mı düşüncesini deneyimliyor? Vav wow, ne kadar enteresan. Aa onun içerisindeki his benim içimdeki hisse hiç dokunmuyor mu? Kar taneleri gibi. Yağarken birbirlerine hiç dokunmuyorlar. Biz de kar taneleri gibiyiz. Hiç dokunmuyoruz birbirimize. Birbirimize etkimiz yok. Sıfır. Olamaz. Çünkü sistem içten dışarı çalışıyor. Sistem, düşüncemi deneyimliyorum ben, düşüncemi hissediyorum ve düşüncemin oyununu oynuyorum. Düşüncemin oyununu oynuyorum. Sürekli, bu bir oyun yani. Sürekli onun oyununu oynuyorum. Sürekli onun oyununu oynuyorum ta ki oynamayana kadar. Ta ki bu oyunun bana zarar verdiğini görene kadar düşüncemin oyununu oynuyorum. Ta ki düşüncenin ötesinde her şeyin gerçek olduğu alanı, soyut alanı görene kadar düşüncemin oyununu oynuyorum. Diyorum ki bu gerçek ya, bu gerçek. Deneyimin dıştan içe geliyor. Mutluluğu bilmem kaç TL kazanınca elde edeceğim. Karım beni bilmem ne başarısına imza attığımda sevecek. Annem babam benimle şunu şunu başardığımda gurur duyacak. Evime bunu aldığımda ben çok mutlu olacağım. Çok iyi hissedeceğim kendimi. İşte fenomen olduğumda çok iyi hissedeceğim. İşte ne bileyim X, Y, Z. Evlendiğimde mutlu olacağım. Çocuk yaptığımda mutlu olacağım. Araba aldığımda mutlu olacağım. X hayalime ulaştığımda mutlu olacağım. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Bu oyunu oynuyor çoğu insan. Bu oyun gerçek değil. Üzgünüm ama bu oyun hiç gerçek değil. Yani bu da düşünce. Sadece siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle olduğunu düşündüğünüz için bu bulutun içerisinde yaşıyorsunuz. Ve hayatınızı bu zannediyorsunuz. Ama bu değil. Bu gerçek değil. Ve ne zannediyoruz mesela? Karşımızdaki insan, evimizdeki birisi, annemiz olabilir, babamız olabilir, akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz, herhangi birisi ya da arkadaşımız bize bir şey söylediğinde hemen sinirleniyoruz, hemen öfkeye gidiyoruz. Kendi doğamızı bilmediğimiz için, kendi doğamızın şefkat olduğunu, sevgi olduğunu, gerçeği bilmediğimiz için hemen öfkeye gidiyoruz. Öfke bulutu da nasıl bir bulut? Kötü bir bulut. Yani bu kadarlık bir deneyim yaşıyorsa arkadaşımız bize bu topu fırlatmaya çalışıyorsa diyelim fırlattı. O zaten bize değmiyor. Ama öfke bulutu olduğunda arkadaşımızın bize fırlattığı bu kadar top bu kadar oluyor. Biz onu bu kadar algılamamaya başlıyoruz. Öfke bir şeyleri yoğun yani çok büyüten bir bulut. Yani vardan yoktan var yaratıyor. Yani bir hisse büyütüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama şefkat tam tersi, sevgi tam tersi. Küçültüyor deneyimi. Bize hiçbir şey dokunmuyor yani. Çünkü gerçek. Gerçek o. O yüzden. Ama diğer türlü işte biz deneyimimizin dışarıdan içeri geldiğini zannettiğimizi düşündüğümüzde ne oluyor? Diyelim birisi mesela hastanede, dün verdim bir örneği birine. Hastanede ağlıyor. Birinin çocuğu acil serviste ağlıyor. Ve babasının diyelim kucağında olan bir kız çocuğu düşünün. Ve acısı var ve ağlıyor. Bağırarak hani mesela ağlar ya çocuklar, bebekler. Çok fazla ağlıyor. Babası mesela onu seviyorsa eğer, şefkat hissediyorsa, öyle bir babaysa eğer der ki kendi içinden hiç rahatsız olmaz onun ağlamasından. Onu duymaz bile. Çünkü şefkat hissediyor. Diyor ki kim bilir ne kadar acı çekiyor ki bu kadar ağlıyor kızım der. Ve diyelim ki oradaki diğer insanlar biraz şefkat hissettiler ya da bazıları hissediyor, bazıları hissetmiyor. Şefkat hissetmeyen bir insan gelip der ki ona çıkarsana kızını, biz rahatsız oluyoruz. Ağlamasın burada bu bebek. Git dışarıda bekle mesela diyen bir insan. Deneyiminin dışarıdan içeri geldiğini zannediyor. Ve paralel realitelerin farkında değil. Ve deneyiminin içeriden dışarı yaratıldığının farkında değil. Ve deneyimini kendi belirleyebileceğinden farkında değil bunun. Yani kendisinin şefkati görüp şefkati seçebileceğinin farkında değil. Kızgınlığı seçiyor dolayısıyla. Otomatik olarak kızgınlığı seçiyor. Neden? Çünkü bilmiyor.
bilmiyor. Paralel realiteleri bilmiyor. Deneyiminin dışarıdan içeri geldiğini zannediyor. Ve içeriden deneyimini kendinin yarattığının farkında değil. Kendinin bu oyunları oynadığının farkında değil. Ve değiştirebileceğinin farkında değil bunları. Dolayısıyla ne yapıyor? İşte bağırıyor, kavga çıkartıyor. İşte doktorları dövüyorlar, hemşirelere dövüyorlar. Bir şekilde hani bunları yapıyoruz yani insan olarak. Bu çok insani bir şey. Yani bunu yapmamız bilmeyene kadar birçok konuda birçoğumuz bir sürü oyun oynuyoruz kafamızdaki düşüncelerle. Dünyalar kurmuşuz böyle kafamızda. Bence hayat böyle çalışıyor, bence hayat böyle çalışıyor, bence hayat böyle çalışıyor deyip o düşünce bulutlarının içerisinde yaşıyoruz ve farkında değiliz ne yaptığımızın. Aslında buna bir örnek vereceğim. Diyelim hepimiz burada eminim yani çünkü bunu her insan hissediyor. Bazen çok yoğun hisler hissediyoruz. Çok yoğun. O kadar yoğun ki diyorsun bu his nereden geliyor ya? Neden bu kadar yoğun bir şekilde atıyorum öfke hissediyorum? Neden bu kadar yoğun bir şekilde üzüntü, anksiyete, kötü böyle depresif falan hissediyorum? Ben, sanki mental bir hastalığım varmış gibi hissediyorum mesela bazen gibi diyelim. Çok yoğun bir his hissediyoruz diyelim tamam mı? Yoğun bir baş ağrısı, yoğun bir vücut, fiziksel bir ağrı da olabilir bu. Bu yoğun hisleri hepimiz insanız, hepimiz hayatımız boyunca hissediyoruz. Diyoruz ki bu nereden geliyor? Ben önceden bunları hissettiğimde kafaya takardım. Yani böyle günler geçirirdim. Böyle olmamalıyım, böyle olmamalıyım, böyle hissetmemeliyim, bunları hissetmemeliyim, ben ne yapıyorum, bir şey yapmalıyım, bir şey yapmalıyım, bunu düzeltmeliyim, bunu değiştirmeliyim, bunun içinden çıkmalıyım bir şekilde, bunu hissetmek istemiyorum, bunu ben yapıyorum ve yapmamalıyım derdim, bunu kafaya takardım. Şu an yoğun bir his hissettiğimde umurumda değil. Umurumda değil yoğun bir his hissetmem şu anda. Çünkü biliyorum ki düşünce ve doğası gereği gelip geçici ve benimle bir alakası yok. Ve tek alakası ben küçüklüğümden beri o oyunu kurmuşum bir şekilde artık ne oyunuysa o. Ve o bende ara sıra o yoğun hissi hissetmeme sebep oluyor. Ama bu önemli değil çünkü gerçek değil. Bunun gerçek olmadığını gördüğümde bu düşünceme meydan okuyabiliyorum. Mesela ben neden sürekli challenge yapıyorum? Neden sürekli challenge'lar yapıyorum? Çünkü meydan okumalısınız düşüncelerinizi. Düşüncelerin hiçbir tanesi gerçek değil. Bana istediğiniz düşünceyi getirin mesela. Size hepsinin ama hepsinin %100 gerçek olmadığını kanıtlayabilirim. Siz de kendinize kanıtlayabilirsiniz keza. O yüzden düşüncenize meydan okuyun. Önemli değil ne hissettiğiniz. Çünkü zaten düşünce. Karşınızdaki insanın ne hissettiği önemli değil. Ne dediği de önemli değil, ne yaptığı da önemli değil. Çünkü sadece düşüncesine inanıp bir hareket yapıyor yani o an. Bunun sizinle hiçbir alakası yok. Sizinle zerre alakası yok. Evinizde diyelim bir bağımlı var ve atıyorum alkol bağımlısı olsun diyelim. En sık karşılaştıklarından bir tanesi bu. Alkol bağımlısı. Bu arada senede bir bardak alkol içmenizle sürekli alkol içmeniz arasında bağımlılık açısından hiçbir fark yok. İkisinde de alkol bağımlısı olarak geçiyorsunuz literatürde. Sigara da keza aynı şekilde. Bir tane sigara içmekle senede sürekli günde 3 paket içmek arasında hiçbir fark yok. Her türlü bağımlı sınıfına giriyorsunuz. Ve diyelim bağımlısınız bir şeye. Bir tür bir şeye bağımlı olan bir insan var ve sürekli mesela bağırıyor, işte sinirleniyor, alkol içince sapıtıyor, sizi suçluyor, işte siz beni bu hale getirdiniz diyor, işte ekonomi beni bu hale getirdi diyor, bu dünya beni bu hale getirdi diyor, bıdı 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 bir sürü konuşuyor falan. Mesela bunların hiçbirinin sizinle bir alakası yok. Eğer öyle bir evde yaşıyorsanız, öyle bir ortamda yaşıyorsanız, öyle bir insansanız kendinizde bunları üzerinize almayın. Çünkü siz hiçbir şey yapmadınız. Siz o insanı o hale getirmediniz. Kimse o insanı o hale getirmedi. Dünya da o insanı o hale getirmedi. O insan kendi kendine bir oyun kurdu küçüklüğünden beri artık hangi oyunsa o oyunu bastırmak için, değiştirmek için, düzeltmek için, geliştirmek için başka bir oyun kurdu. Ve bunun adına alkol oyunu dedi mesela ve sonra alkol kullanmaya başladı. Ya da sigara kullanmaya başladı ve bu oyunu oynuyor. Ve bu oyunu oynamasını kişiselleştiriyor ondan sonra. Da diyor ki ben alkolüyüm, ben işte şöyle biriyim, ben böyle biriyim gibi mesela. Sonra kendini o zannetmeye başlıyor. Kendini o kurduğu düşünce bulutu zannetmeye başlıyor. Bunu hepimiz yaptık. Ben de yaptım. Hala da yaptığım ve çözülen oyunlar var. Ama bunun hiçbir tanesi gerçek değil. Hiçbir tanesi gerçek değil. Hiçbir tanesi biz değiliz. Yani o insan da alkolik değil aslında. O insan da tamamen masumca düşüncelerine inandığı için ve sistemi bilmediği için kendi kendine zihninde kurduğu bir oyuna inandığı için bu halde. Ve
Dolayısıyla eğer öyle bir evdeyseniz, bir kere bağımlı bir insanla yaşadığınız bir evdeyseniz kendinizi suçlamayın lütfen. Bu tip insanlara ben çok çalışıyorum. Çevresindeki insanların etkisinde olduğunu zanneden. Ama değiliz. Hiçbirimiz çevremizdeki insanın etkisinde değiliz. Çünkü kar taneleri gibiyiz, dediğim gibi. Hiçbirimizin hissettiği his birbirimizle bağlantılı değil. Hiçbirimizin düşündüğü düşünce birbirimizle bağlantılı değil. Herkesin anlayışı kadar ve kendi oyunu kadar yaşıyor herkes bu dünyada. Ve Allah'ın bizi yaşattığı kadar, yani o akıl prensibini bizi yaşattığı kadar yaşıyoruz. Bizim yapabileceğimiz ne? Bizim yapabileceğimiz, karşımızdaki insan farklı bir paralel realitede yaşıyor, bunu görmek. Karşımızdaki insanın düşünceleri de, bizim düşüncelerimiz de, herkesin düşünceleri de bizden bağımsız olarak bize gelip gidiyor. Ve hiçbir tanesi gerçek değil. Ve bazılarını gerçek zannedip biz onunla bir oyun kurmuşuz. Evcilik oyunu gibi. Hani çocuklar oynar ya. Aa, benim oyunum bu deyip o oyunu oynuyoruz. Ara sıra mesela depresyon oyunu oynuyoruz. Ara sıra işte öfke oyunu oynuyoruz. Ara sıra kıskançlık oyunu oynuyoruz. Bunların hiçbir tanesi gerçek değil. Ve bizimle bağlantılı değil. Diyelim siz kıskandınız. Kıskançlık oyununu kurmuşsunuz ve kıskanıyorsunuz sürekli. Bu oyun Nun, kişisel algılamayın. Aa, ne kadar enteresan ya, wow. Ben bunu kurmuşum. Ben bunu gerçek zannetmişim. Ben bu düşünceyi diğer düşünce bulutlarından farklı zannetmişim. Ben kendimi o zannetmişim. Ben kendimi düşünce zannetmişim. Ama ben öyle değilim. Diyelim kıskanıyorsunuz. Umursamayın kıskançlık hissettiğinizde. Depresiflik oyunu mesela. Depresyona girdiniz. Umursamayın. Gününüz aynen devam edin. Bırakın zihniniz depresyona girsin, o kötü hisler, yoğun hisler olsun. Siz devam edin. Umursamayın. Mesela hep söylerim, ben önceden seanslara ya da işte yayınlara gelirken çok heyecanlanırdım ve bunu umursardım. Ay, heyecanlanmamalıyım. Sakin olmalıyım. Bir saniye. Kendimi toplamalıyım. Bunu çok umursardım mesela. Kafaya takardım. Böyle büyütürdüm, kafaya takardım. Daha çok heyecanlanırdım falan. Neyse, bir şekilde o heyecan geçerdi seminerde ya da işte seansta, ama bunu çok kafaya takardım ben ve deneyim kötü bir deneyime dönüşürdü. Sonra baktım heyecanlanıyorum. Umurumda değil. Bana ne? O sadece bir düşünce, o sadece bir his. Benden bağımsız olarak bana geliyor. Gerçek değil ki. Ben oyun oynamıyorum. O yüzden karşınızdaki insan da bir oyun oynayabilir mesela, paralel realitelerde yaşadığımız için. Onun da oyunları var. Onun da kendi içerisinde göremedikleri var. Onun da işte bağımlıysa bağımlı bir insan, artık ne oyunu oynuyorsa, öfkeliyse öfkeli davranıyor, kıskançsa kıskanç davranıyor. Aşırı hisler içerisinde ya da çok mutlu davranıyor mesela. Sürekli her şeye gülüyor, her şeye şaka yapıyor falan. Mesela bu da bir oyun. Umursamayın. Bırakın, yani ne yapıyorsa yapsın. Sizinle bir bağlantısı yok, sizinle alakalı değil. Yani onunla güzel vakit geçirmiyorsanız da uzaklaşın. Yani bu kadar. Onun oyunu oynamak zorunda değilsiniz çünkü. Ya da öyle bir oyunu oynamaya devam etmek isteyen bir insanla takılmak zorunda değilsiniz. Bu sizinle alakalı değil. Hatta kendiyle bile alakalı değil, dediğim gibi kişinin. Ama sadece o an onu deneyimliyor. Ya da şefkat hissediyorsanız o insana, o insanın yanında yine takılabilirsiniz. Ama baktığınız bu size artık zarar vermeye başladı. Yine uzaklaşın. Yani burada içsel bilgeliğinizi dinleyin. Zaten bilgelik sürekli bizimle. Düşüncelerin olduğu taraf hiçbir tanesi gerçek olmadığı için biz zaten bilgeyiz, biz zaten şefkatiz, biz zaten sevgiyiz, biz zaten mükemmeliz. Dolayısıyla mükemmelliği dışarıda hiçbir yerde aramanıza gerek yok. Zaten içimizde var. Çünkü zaten Allah'ın içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla mükemmellik içimizde. Çünkü Allah içimizde. Biz onun içindeyiz daha doğrusu. O yüzden mükemmel ya da mükemmel bir deneyimi uzaklarda, dışarılarda aramanıza gerek yok. Kendi içinizde hepsi. Ama dediğim gibi paralel realiteler var ve bu zaman ve mekanın dışında olan bir şey. Yani atıyorum mesela izlemediyseniz Enes'in alkolü bırakma hikayesi bir günde olan bir şey. Yani bir saniyede olan bir şey zaten. Onu anlattığımda üç prensibi tak diye görüp bir saniyede alkol bırakmaya kendisi karar verdi. Kendisinin bile haberi yok bundan. Evet, mesela izlerseniz onun hikayesini, IGTV'de var. Çok enteresan bir şey yani. Ve bunu yaşayan binlerce, milyonlarca insan tanıyorum. Benim danışanlarımdan da
oldu. Bir saniyede, bir saniyede yani hatta zaman ve mekandan bağımsız olarak o oyunun gerçek olmadığını gösteriyor bize üç prensip. Üç prensibin yönüne doğru bakın, onun gösterdiği yöne doğru bakın. Realite dediğimiz bu oyunların içerisine bakmayın ve onları umursamayın. Yani önemli değil, dış koşullarınız da önemli değil, ne düşündüğünüz de önemli değil. Çünkü zaten bizden bağımsız olarak gelip gidiyor ya da bizim kurduğumuz oyuna işte. Bizden bağımsız olarak gelip giden bir düşünceye biz inanmışız, ondan bir oyun yapmışız. Onu sürdürüyoruz sürekli, hala oyun oynamaya çabasında egomuz. Ama biz egomuz değiliz. Paralel realiteler konusu bu kadar. Ne kadar süre konuştum bilmiyorum. Şimdi sorularınıza bakacağım hemen şuradan. Çok teşekkür ederim bu arada izlediğiniz için, katıldığınız için. Hemen bakalım. Şefkat ne kadar anlamlı, önemli, doğal. Aynen öyle. Doğal halimiz şefkat. Yani düşüncelerimiz değiliz. Düşüncelerimizle yarattığımız oyunlar değiliz. Onlar olduğumuzu zannediyoruz sence. Onlara meydan okumalısınız. Haklı olduğumuzu ispat etme çabalarımız da yorucu, biraz da gereksiz. Tamamen gereksiz. %100. %100 yorucu ve gereksiz. Gerçek değil. Yorucu ve gereksizse, eforlu, eforluysa gerçek değil. Çünkü biz eforsuzuz. Haklı olmaya çalışma oyunu. Ego o kadar enteresan ki. Çok garip mesela. Geçen kendi koçumun olan grubunda şey konuşuyoruz. Böyle insanların işte çikolata, bisküvi, işte bir şey yiyor mesela bir hissi bastırmak için ya da işte binge eating diyorlar buna. Abur cubur yeme alışkanlığı işte Türkçesi herhalde. Ve mesela bende de vardı eskiden liseye giderken özellikle işte sınav stresini o şekilde aşabileceğimi düşünüyordu egom. Bunun gerçekten bir etki yaratacağını zannediyor mesela. Onu yersem, çikolata yersem gerçekten mutlu olacağını zannediyor falan. Ya da işte bir şey yerse, işte o cipsi yerse ya da işte o bilgisayar oyununu oynarsa ya da ne bileyim herhangi bir şey yaparsa dışarıdan içeri bir şey koyup deneyimini değiştirebileceğine inanıyor. Gerçekten bunun işe yarayacağını zannediyor. Yani çok komik yani. Ego o kadar masum, o kadar salak ki. Yani bunu gerçekten işe yarayacağını zannediyor. Bu da çok komik bir şey. Çünkü hiçbir çikolata içinizdeki hissi değiştiremez. Yani hiçbir yani besin içinizdeki hissi değiştiremez. Mümkün değil. Çünkü düşünceler bizden bağımsız olarak bize gelip gidiyor ve biz onun içinde yaşıyoruz. O yüzden bizim elimizde olan bir durum söz konusu değil. Bizim elimizde olan kısım sadece bunu fark etmek. Sistemin böyle çalıştığını fark etmek. Aa okey, düşünceler benden bağımsız olarak bana gelip gidiyor. Ben ara sıra bunlara inanıyorum, gerçek zannediyorum. Onlardan oyunlar kuruyorum, kaleler yapıyorum kumdan. Sonra savaşlar düzenliyorum kendi içimde. Sonra deneyimim bir savaşa dönüşüyor, kabusa dönüşüyor. Sonra diyorum ki ne yaptım ya, ne oldu şu an bir saniye. Yine ben yaptım ya. Ben yaptım, gerçek zannettim düşüncelerimi. Ama gerçek değiller. Sadece benden bağımsız biçimde bana gelip gidiyorlar ve ben onların ötesindeki alanda yaşayanım. Ben gözlemciyim. Zihnimin tenis maçında arada kalan kişi değilim yani ben. O ego. Zihnim tenis maçı yaparken kendi içerisinde düşünceye atlarken ben onu gözlemleyebilirim. Dolayısıyla ben zihnim değilim. Dolayısıyla ben düşüncelerim değilim. Dolayısıyla ben hislerim değilim. Ama gerçekten egoist de çok aptal olduğu için, hiçbir şey bilmediği için, yani o iş için yaratılmadığı için daha doğrusu. Ego hayatımızı yönetmek için yaratılmış bir makine değil. O yüzden doğru kullanmak gerekiyor zihni ve bedeni. Çünkü o şekilde çalışmıyor. Ona fikrini sormanıza gerek yok çünkü o bilmiyor. Orada bir cevap yok yani zihinde. Zihin hiçbir şey bilemez. Çünkü o iş için yaratılmış bir şey değil. Zihin hesap makinesi gibi. Ve projeksiyon aleti gibi. Gelen düşünceleri ekrana yansıtıyor. Bu kadar. Başka hiçbir işlevi yok yani zihnin. Bu kadar. Ve büyük zihne bağlı yani. Büyük akıla bağlı. Ondan gelen bilgileri bize iletiyor. Bu kadar. Ama yani beden ve
zihin, hepsi ego oluyor. Bunu yani hissetmemize sebep oluyor. Bu iş için yaratılmış bir şey. Yoksa bir şey bilmiyor yani kendi içerisinde. Bilemez çünkü. Biz biliyoruz. Kalbimiz biliyor. Buraya geliyor. Asıl bilgi buraya geliyor. Asıl bilgi ruhtan geliyor. Ruh çünkü Allah. Akıl prensibini yönettiği şey ruh. Dolayısıyla hani ego sistemin dıştan içe çalıştığını zannettiği için işte çikolata yiyor, bir şey yiyor, bir şey koyuyor, sigara içiyor, iyi hissedecek falan zannediyor. Alkol içiyor, iyi hissedecek zannediyor. İşte esrar, ot bilmem ne, bir sürü uyuşturucu içiyor, iyi hissedecek zannediyor. Tamamen masumca yapıyor. Yani bunları nasıl spiritüel ya da psikolojik masumiyet deniliyor. Çünkü sistemi bilmediğimiz için bu şekilde. Ama sistemi anlamaya başladığımızda görüyoruz ki bu benim için de hiçbir etki yaratamaz. Mümkün değil. Yani bunu zaten insan kendisi görüyor. Mesela diyelim ki öyle bir alışkanlığınız var. İşte abur cubur yiyorsunuz. Üzüldüğünüzde vesaire ki bunu hepimiz yapıyoruz dediğim gibi. Çok insani bir şey. O an unutuyoruz çünkü. İnsan unutan bir varlık. Sistemi hatırlayamıyorum. Biliyoruz mesela. Unutabiliyoruz. Okey unuttum. Yine aynı oyunu oynadım. Depresyona girdim. Çikolata yedim. Abur cubur yedim. Stres yaptım. Abur cubur yedim. Sigara içtim. Aynı oyunu oynuyorum. Böylesiniz diyelim. Umursamayın yani. Okey. Her seferinde ve de görün. Okey. Bu hiçbir etki yaratmayacak ki. Her seferinde mesela. Yeni bir sigara yaktığınızda fark edin. Bu hiçbir etki yaratmayacak. Çünkü sistem öyle çalışmıyor. Bu hiçbir etki yaratmayacak. Ve yaratmıyor. Ve yaratmadığını kendiniz görün. İçin sigarayı, stres hiçbir yere gitmiyor. Sorunlar hiçbir yere kaybolmuyor. Hiçbir rahatlama olmuyor. Yani bir etkisi yok. Çünkü sistem dıştan içe çalışmıyor. Dışarıdan içeri hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Hiçbir şey. Sıfır. Sıfır. Yani bu dünyadan size emeksin sözü bu. Bu dünyayı kendi haline bırakın. Çünkü sizin bu dünyadan istediğiniz hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey elde edemezsiniz bu dünyadan. Bu dünyadan istediğimiz hiçbir şey yok bizim. Çünkü deneyimimiz buradan gelmiyor. Bu dünyadan gelmiyor deneyimimiz. Daha iyi bir arabanız olduğunda daha mutlu olmayacaksınız. Etrafınızdaki herkes mutlu mesut olduğunda sizden mutlu olmayacaksınız. Çünkü sizin deneyiminiz size bağlı bir şey yani. Herkese bağlı bir şey değil. Dışarı bağlı değil yani. Hocam bu dünyayı rahat bırakın. Bu dünyadan alabileceğiniz hiçbir şey yok. Sıfır. Alabileceğiniz bir mutluluk yok. Alabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani hiçbir deneyim yok. Hiçbir his yok. Dışarıdan içeri giren hiçbir şey yok. Ve bu herkes için geçerli. İşin güzel tarafı o. Herkes için geçerli. Herkes unutuyor. Herkes acı çekiyor. Herkes oyunlar oynuyor. Herkes kendi zihninin projeksiyonlarının içerisindeki oyunlarda kayboluyor. O yüzden kimse birbirinden üstün değil. Kimse birbirinden iyi değil. Kimse birbirinden farklı değil. Çünkü sistem o kadar adil ki. Ve o kadar merhametli ki. Herkes için aynı şey geçerli. O yüzden böyle bir alışkanlığınız varsa hep bunu fark edin. Dışarıdan içeri hiçbir şey girmeyecek. İçtiğim sigara hiçbir etkisi yok. Yediğim çikolata hiçbir etkisi yok. Hiç. Bu çok komik ve güzel bir şey ve bence çok umut verici bir şey. Dış gerçekliğimizden hoşnut değilsek ve değiştirme yolunda bir ışık göremiyor ve düşünemiyorsak, bütün bunlar sadece düşünce mi? Bu oyunu nasıl sonlandırıp yeni bir gerçeklik oluşturmak mümkün mü? Süper bir soru. Düzeltip değiştirip geliştirmeye çalışmıyoruz. Çünkü bu bizi daha çok egoya sokuyor. Yani o dıştan içe oyununu oynayan minik varlık olmaya devam ediyoruz. O yüzden hiçbir şey yapmıyoruz. Yani onu değiştirmeye çalışmıyoruz, düzeltmeye çalışmıyoruz, geliştirmeye çalışmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece düşüncenin içten dışarı geldiğini, düşüncemizi hissettiğimizi görüyoruz ve sistemi daha iyi anlıyoruz. Bu kadar. Sonra otomatik olarak değişmeye başlıyor zaten. O yüzden o oyunu sonlandırmak, o oyunu meydan okumakla ilgili. Çok enteresan. Ben böyle bir oyun oynuyorum. Çok ilginç. Ta ki oyun sonlanana kadar ben o oyunu oynayacağım. Elimde bu oyun var. Diyelim fakirlik oyunu. Ben fakirlik oyunu oynuyorum. Ne kadar enteresan ya. Bunu gerçek zannetmişim. Bu düşünceyi gerçek zannetmişim. Bundan bir oyun kurmuşum. Ama bu gerçek değil.
Çünkü ben zaten bolluğum yani. Bolluğun içerisinde yaşıyorum. Benim özüm bolluk. Ben zaten varım yani. Varım, şefkatim, sevgim, mükemmelliğim, süperim, şahaneyim. Şahane ötesi bir vardım yani. Fakirlik oyununu oynayan ben olamam o yüzden. Ben değilim. Ama şu an okey, bu oyunun içindeyim. Eyvallah. Şu an bunu gerçekten ediyorum. Bunu düzeltip değiştirip geçmeye çalışmıyorum. Zihnimi düzeltmeye çalışmıyorum. Olumlama yapmıyorum, teknik kullanmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Kendi haline bakıyorum. Sadece görüyorum. Aa, okey. Çok ilginç. Böyle bir oyun yaratmışım. Bunu oynuyorum. Aa, ne kadar enteresan. Ama bu gerçek değil. Dedikçe o kendiliğinden. Ben kendiliğimden kendi özüme doğru kayıyorum. O kendiliğinden dökülüyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü zaten gerçek değil. Gerçek olmayan bir şeyi değiştirmeye çalışamayız, değil mi? Öyle düşünün mesela. Yani gerçek değil çünkü. Gerçek olmayan bir şey. Hayal et ki mesela dokunamıyoruz. Nasıl değiştirebileceğiz ki onu? Değiştiremeyiz. Çünkü gerçek değil. Elle tutulur bir şey yok yani. Zihinsel bir fikir. O kadar. Gerçek değil. Hayal yani. Halüsinasyon. Zihnin halüsinasyonu. Düşünce ile hisler duygular arasındaki bağlantıyı anlatabilir misin biraz daha? Evet, düşüncenin içerisinde yaşıyoruz. Her yer ve her şey düşünce. Sadece düşünce oluyor. Düşünce oluyor, düşünce oluyor. Dalga gibi düşünün. Düşünce oluyor. Dalga oluyor. Dalga oluyor. Enerji, düşünce kelimesi size hitap etmiyorsa enerji de diyebiliriz. Enerji oluyor. Enerji geçiyor. Enerji yağıyor. Enerjinin içerisinde yaşıyorum. Her yer enerji. Her yer. Her şey. Ama enerji değilim. Yani vücudum enerji ama ben asıl ben enerji değil. Onun ötesinde yaşayan ve duran bir varlık. Ve düşünceleri hissediyorum. Neden? Çünkü bilinç prensibi diye bir şey var. Bilinç prensibi sensör mekanizması gibi düşünün. İçinde bulunduğumuz enerjiyi hissetmemize yarayan alet, araç. Böyle bir prensip var ve bu da düşünce gibi her yerde. Her yerde olması gerekiyor ki her yerde olan düşünceyi hissedebileyim. Hiçbir tanesi düşünce gerçek değil. Hiçbir tane düşünce benimle alakalı değil. Ben olduğum için onlar var değil. Onlar olduğu için ben varım değil. Hepsi benden bağımsız bir şekilde orada duruyor. Hepsinin ötürü. Hiçbirinin benimle bir alakası yok. Benim de onlarla bir alakam yok. Bana geliş gidişlerinin de benimle bir alakası yok. Sadece onlar işte dalga geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Böyle. Döngüsel bir şekilde geliyor, gidiyor. Ve bilincim olduğu için, bilinç prensibi de her yer olduğu için, her yerde çalıştığı için, bilinç böyle alçadan yükselen bir şey de değil. Bilinç her yer, yine düşünce gibi her yerde olan tek bir bilinç var. Büyük, evrensel bilinç. Benim bilincim dediğimde ona bağlı bir bilinç. Her yer düşünce, benim düşüncelerim gibi düşün. İkisi farklı şeyler. Yani düşünce prensip olarak hep aynı çalışıyor. Bilinç prensip olarak hep aynı çalışıyor. Ama burada düşünce, her yer düşünce olduğu için ben onlardan bazılarını sahipleniyorsam eğer, mesela işte bu düşünce diğerlerinden farklı, benim olsun. Bu benim olmuş oluyor. Ama aslında olmuyor da bu da gerçek değil gibi. Ama ben onu burada tutuyorum mesela. Dolayısıyla her yer işte Tropicana gibi görüyorum. Tropicana vişne suyu. Bence hayat Tropicana vişne suyu falan. Dolayısıyla sürekli onu içiyorum. Onunla yaşıyorum, onu besliyorum, onu büyütüyorum, o oyunu oynuyorum. Onu hissediyorum, sürekli onu hissediyorum. Çünkü onu diğer düşüncelerden farklı kılmışım ben. Bunu da yine bilmediğim için yapıyorum. Yani bilincim, benim bilincim büyük bilince bağlı ya. O yüzden o bilince bağlı olduğu için ben onu almışım. Bilincim sanki alçalıyor, yükseliyor gibi oluyor. Aslında alçalıp yükselen de bir şey yok. Sadece evrensel bilinç her yeri kapsayan bilinç. Ben onun ne kadar farkındayım? Ben o bilinci ne kadar farkındaysam o kadar bilincim yükseliyor. Ben o bilinci ne kadar az farkındaysam, unuttuysam onu, bu normal bir şey. İnsan deneyiminin bir parçası unutmak. O kadar bilincim düşüyor. Bilincim düştüğü zaman düşünce kalitem düşüyor. Modum düşüyor. Düşünce kalitem düşüyor. Oynadığım oyunların seviyesi düşüyor. Ve bu bir problem değil. Dolayısıyla düşünce ile hisler arasındaki bağlantı düşünceyi
hissetmeme el veren bir bilinç var. Bilinç prensibi. O çalıştığı için düşünceyi hissediyorum. Ben düşüncenin, enerjinin yapısını hissediyorum. Hepsi nötr aslında. Bütün düşünceler nötr. Yani hepsinin korona gibi düşünebiliriz mesela düşünceyi. Korona, hepsi korona. Bütün virüsler korona. Ama mesela oranı önemli ya diyelim koronanın. Ne kadar virüs, ne kadar koronavirüs girdiği önemli sizin vücudunuza. Sizin vücudunuzda hayat buluyorlar bu koronalar. Dolayısıyla sizin vücudunuzda hayat bulduğu için burada sen ne kadarını hissediyorsun? Mesela depresif düşünceler ya da korku dolu düşünceler ya da işte üzüntülü düşünceler diyelim. Bunun oranı önemli. Oranı derecesinde bilincimden anlayabiliyorum. Bilincim bana diyor ki şu an işte bu kadar koronavirüs tespit edildi artık mesela korku diyelim. Korku bu kadardı mesela. Daha çok düşündüm, 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 daha çok ona doğru onu gerçek zannettim. Ondan korktum. Oysa ki o bir hayalet yani gerçek değil, gölge. Gerçek değil derken ondan bahsediyorum. Ben onu gerçek zannettim. Korktum. Oranı gittikçe artıyor. Koronavirüs gibi düşünebilirsiniz. Bu mekanizma mükemmel bir mekanizma. Ve bu neden bu şekilde işliyor? Çünkü şu yüzden sistem beni uyarıyor. Diyor ki düşünceye doğru gidiyorsun. Düşünceyi gerçek zannettin. Yani denizin dibine doğru dalıyorsun. Dalgalara doğru gidiyorsun. Dalgalarla boğuşuyorsun. Boğuşma batacaksın demeye çalışıyor. Yani bana. Korku diyelim, hissettim diyelim, negatife doğru gittim. Sistem artık alarm veriyor. Bap, diyor ki gitme o tarafa doğru. Gitme, geri gel, özüne doğru geri gel demeye çalışıyor. Yani nötre gel diyor. Her şeyin nötr olduğunu zaten fark et diyor. Halüsinasyon görüyorsun şu an, hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. Bu gerçek değil. Gördüğün korku dolu düşünceler. Sen onu o an gerçek zannettin. Zihnin yapıyor yani bunu. Zihnin gerçek zannetti onu. Ve sistem bu şekilde işliyor. Bilinç diye bir prensip var. Bilinç prensibi düşünceyi hissetmemizi, dolayısıyla deneyimimizi ona göre belirlememizi söylüyor bize. Diyor ki bu tarafa gittin, bu tarafa gittin. Ortaya geldi. Bu tarafa gittin, bu tarafa gittin. Ortaya geldi işte. Ne tarafa gittiğimizi gösteriyor bize. O yüzden hissiyari bir şey yok. Hepsi düşünce. Düşünceyi hissetmemize el veren bilinç diye bir prensip var. Düşüncemi hissediyorum. Ve bunu daha önce de söylemiştim, bu örneği vermiştim. Erin Turner diye bir tane bizim mentorumuz var. Çok ünlü bir antropolog aynı zamanda o da. O da şöyle söyler her zaman. Der ki hiçbir düşünce gerçek değilse ve başıma gelebilecek, şu anda başıma gelebilecek en kötü şey bir düşünce ise korkulacak hiçbir şey yok der. Çünkü düşüncenin bize zarar verme etkisi yok. Yani bize müdahalesi yok. Sadece onu hissediyoruz o kadar. Onun içinde yaşadığımız için onu hissediyoruz. Bu hep böyle olacak. Hava durumu gibi yani. Bazen kötü olacak. Okey, ne yapayım yani? Bazen iyi olacak. Okey. İkisinin de bir anlamı yok. İnsanlar evliliklerinde aynı frekansta olmadığı zamanlar çok fazla. Biz bu çatışma durumlarını zihnimizde etiketliyoruz. Geçmişte yaşadığımız frekans uyumsuzluğunu gelecek yaşantımıza taşıyoruz. Aynen. Cinemax mesela, bu durum nasıl kontrol altında biz de şu şekilde, Cinemax şöyle der her zaman. Geçmiş bir hayal ürünüdür der. Yani zihninizdeki bir pikseldir o resim, film şeridinde bir kare. Geçmiş. Dolayısıyla o gerçek değil. Geçmişe doğru baktığınızda, özellikle geçmişteki negatif yaşadığınız şeylere doğru baktığınızda tek yapmanız gereken durmaktır da. Durun. Durun. Onun bir düşünce olduğunu fark edin. Onun bir resim, onun bir hayal olduğunu fark edin. Durun. Onu çözmeye çalışmayın. Analiz etmeye çalışmayın. Neden bu benim başıma geliyor? Neden bu benim başıma geldi? Bu benim başıma geliyor. Çalışmayın. Durun. Hiçbir şey yapmayın. Diğer tarafa doğru bakın. Bu kadar. Çünkü onun gerçek olmadığını görün demek istiyor. Bu kadar yani. Onun gerçek olmadığını gördüğümüz zaman otomatik olarak o resim dökülmeye ve tekrardan yaşamamaya başlıyoruz onu. Ama biz o resme bakarsak, o resmi büyütürsek, o resmi
o resmi abartırsak, o resmin içine girersek sürekli, ki girebiliriz, problem yok. Derim onu tekrar yaşadık, o resmin içine girdik. Bu gerçek değil sadece. Gerçek bu değil. Gerçek gerçek hissettiriyor. Oradan anlayabiliriz mesela gerçeğin ne olduğunu. Gerçek olmayan da gerçek değil gibi hissettiriyor. Yani halüsinolik gibi bir şey. Öyle bir kelime var biliyor musun? Halüsinasyon gibi hissettiriyor. Tekrar eden durumlar özellikle. Hayal görüyorum ben şu an, zihnim aynı oyunu oynuyor. Aynı korku dolu düşünceleri yaratıyor. Bunu ben yapıyorum. Ne kadar enteresan. Çok iyi. Kendime şefkatli olabilirim. O anlarda kendinize şefkatli olabilirsiniz yani. Gerçeğiniz şefkat ve sevgi ya. Çok enteresan ya. Kendime şefkatli olabilirim. Çünkü bu gerçek değil. Sadece zihnim şu an bunu gerçek zannediyor. Kafayı yedi. Halüsinasyon görüyor yine gerçek zannediyor. Ama gerçek değil. Benimle ilgili de değil. Zihnim yapıyor bunu. Alışkanlıktan yapıyor. Alışkanlıktan yapıyor çünkü onu. Bilmiyor. Ta ki bilene kadar. Keza fiziksel realite de aynı şekilde. Fiziksel realitede de alışkanlıktan aynı deneyimler sürekli yaratıyor olabilirsiniz mesela. Sürekli atıyorum. Mesela parayla ilgili deneyimler çok dinliyorum ben işte. Aynı deneyimi tekrar yarattım. Aynı deneyim. Çok kazandım, tık kaybettim. Aynı deneyim tekrar yaratıyor mesela. Bu oyunu oynuyor. Gerçek zannediyor çünkü. Hayatı öyle zannediyor. Hayatı öyle zannetmiş. Hayatı böyle çalıştığını zannediyor. Oysa ki değil. Sadece o düşünce olduğunun içini o kanalı izliyor sürekli. O kanalı tık kapattığımız anda, kanın gerçek olmadığını gördüğümüz anda kanal kapanıyor. Ve dolayısıyla yeni bir deneyim ortaya çıkmak zorunda. Zorunda yani bu. Mutlaka yeni bir deneyim ortaya çıkmak zorunda. Ve mutlaka yeni bir deneyim ortaya çıkıyor. O şekilde kontrol altına alabiliriz. Yani kontrol altına almaya çalışmadan. Sadece challenge ederek, meydan okuyarak. Egoyu kendi özvenliğimizden nasıl ayırt edebiliriz? Aslında burada olay ayırt etmek değil. Burada ikisinin tek bir deneyim olduğunu görmekten geçiyor. Yani benim özbenliğim evet şefkat vesaire ama bir de ego var. Yani onun devamı olarak bu dünyadaki gölgesi. Gerçeğin gölgesi çünkü vücudumuzu ve düşünceler ve bütün bu illüzyon içinde yaşadığımız dünya dediğimiz yer. Bu bir gölge. Dolayısıyla bu da onun bir devamı. Yani o dünyada asıl yaratım gerçekleşiyor ve bu dünyaya yansıyor. O yaratım. Dolayısıyla onun bunun bir devamı olduğunu gördüğümüz zaman bu dünyadaki deneyimimize de şefkat göstermeye başlıyoruz. Diyoruz ki ne kadar enteresan. Ekom şu an işte bunu zannediyor. Böyle zannediyor. Böyle bir deneyim yaşıyor. Hani ona karşı sevgi duymaya başlıyoruz. Olabilir. Bu da insan deneyiminin bir parçası. Çünkü insan unutuyor. Buradaki deneyimim daha farklı. Ruhsal deneyimden. Onun bir devamı evet. Ama mesela insan unutan bir varlık. İnsan işte zihinsel oyunlar oynayan bir varlık. İnsan öğrenen bir varlık. Bu öğrenme sürecimin bir parçası. Okey şu an bunu yaptım. Ne kadar enteresan. Bu şekilde işliyormuş demek ki. Ben öyle değil zannediyordum. Ben başka türlü zannetmişim. Bunu bize kimse de anlatmadığı için böyle olduğunu. Okullarda falan öğretilen bir bilgi değil yani benim size anlattığım şey. Dolayısıyla bunu bana kimse anlatmadı ki. Ben nereden bilebilirim ki? Normal. Okey. Hepsi bir öğrenme sürecinin bir parçası. Bütüne bağlıyım. Ben bütüne bağlıyım ve bütünü yöneten orkestra şefi ben değilim. Allah. Dolayısıyla o yönetecek. Ben onun içinde yaşıyorum. Ben onun içindeki kum tanesi kadarım. Ve egom o şekilde. Ve ona sadece şefkat gösterebilirim. Onu sadece sevebilirim. Onun buradaki deneyimini sadece kolaylaştırabilirim. Egom şu an böyle bir oyun oynadı. Ya da atıyorum eşimin egosu, çocuğumun egosu, arkadaşımın egosu. Düşüncesine inandı. Ne kadar enteresan. Yani bunu yapıyor insan işte. İnsanız hepimiz yapabiliriz. İnsanız hepimiz sinirlenebiliriz. İnsanız hepimiz işte üzülebiliriz. Depresyona girebiliriz. Zor zamanlardan geçebiliriz. Yas tutabiliriz. Sistemin kendi kendini kalibre etme düzeneği var. Yani zihnimizi serbest bıraktığımızda ve vücudumuzu serbest bıraktığımızda, onu kendi haline bıraktığımızda o otomatik olarak doğal ritmini buluyor, kalibre oluyor tekrardan. Merkezini buluyor tekrardan. Bizim bunun için ekstra müdahale etmemize gerek yok.
Aksine hatta ekstra müdahale ettiğimizde işler daha çok çığırından çıkıyor. Egoyu değiştirmeye çalıştığımızda, düzeltmeye çalıştığımızda, olumlama yaptığımızda, teknik kullandığımızda işte değişeceksin, 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 düzelteceksin, düzelteceksin, değişeceksin, düzelteceksin. Hani burada şefkat yok. Burada bir şefkat yok. Burada yani şefkatten söz edilemiyor. Burada tam tersi kendimize eziyet etmekten söz edilebiliyor. Ben bunu anladığımdan beri hiçbir teknik kullanmıyorum. Yani uzak duruyorum tekniklerin hepsinden mesela. Çünkü kendini değiştirmeye, düzeltmeye, geliştirmeye çalışan insan her şeyi ve herkesi değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışıyor. Otomatik olarak öyle olduğunu inandığı için. O yüzden hani ego ve özbenliğimiz ikisi bir, tek bir deneyim. Ben birim, bütünüm. Hepsi bile yani tamam onunla birlikte. Ben bir bütünüm, hepsi benim. Hepsi benim deneyimimin parçası ve bu içten dışa geliyor. Ve ben burada şefkati seçebilirim. Yani şefkat benim özüm, sevgi benim özüm, doğalım, ruhum. Ama hiçbir şey olmadığı için hep iyiyim, hep mükemmelim, hep iyiyim, hep süperim. Bir sıkıntı yok yani. Sadece arasında sıkıntı olduğunu düşünen bir sahte bir benliğim var. Okey, bu da bir deneyimimin parçası. Okey, onu düşünüyor arasında. Düşüncenin içinde yaşadığı için onları hissediyor. Okey, bu da bir problem değil. Bu da düzenin bir parçası. Sonra ben onu kendi haline bıraktığım zaman otomatik olarak o kendine iyi bakmayı biliyor zaten vücut, zihin. Otomatik olarak biliyor. Üşünce işte palto giyiyor. Battaniyeye sarıyor. Acıkınca yemek yiyor. Susayınca su içiyor. Zaten biliyor çok güzel bir şekilde kendine nasıl bakması gerektiğini. Sadece biz yani ona farkında olarak, o benlik olarak farkında olan öğrenme sürecini farkında olan da biziz. Ki o da farkında yani otomatik olarak hepsi biz olduğumuz için. Okey, bu öğrenme süreci hayat boyu devam edecek ve ben öğreniyorum. Ben hata yapabilirim ve ben düşebilirim ve ben yanılabilirim ve ben bu eskiden kurduğum oyunları oynamaya devam edebilirim. Televizyonda geçmişte inandığım bir şeyi gerçek zannetmiş olabilirim. Korkabilirim, üzülebilirim. Öyle ben unutuyorsun ki aslında rüyadasın. Onunla nasıl mücadele edemiyorsan gerçek değil diye uyanmayı bekleyin gibi dışarıdan bakıp bunlar geçecek bırak şu an oynasın demeliyiz gibi. Aynen öyle, aynen. Gerçekten öyle. Sidney Maxwell da tam şu an senin kurduğun cümleye çok benzer bir cümle kuruyor. Diyor ki, gerçeği uyandığınızda diyor, bunu sadece bir rüya olduğunu göreceksiniz diyor. Ve uyanana kadar uykudasınız. Ve ama o gerçek değil. Ve bunun gerçek olmadığını gördüğünüz an uyanıyorsunuz. Bunu minicik, toplu iğne kadar, ucu kadar bile gördüğünüz an uyanıyorsunuz diyor. Minicik yani. Bunu böyle çok büyük, hani anlattıklarından çok büyük bir görme beklemeyin hemen. Belki hemen çok da büyük de görüyor olabilirsiniz ama bu arada gördüklerinizin farkında olmayabilirsiniz. Ama minicik bile, minicik bile anlattıklarımın böyle özünü sıcık bile hissediyorsanız burada bir şey var. Evet galiba bir şey gördüm, bir şey hissettim galiba. Evet ya, gerçek olabilir mi acaba diyorsanız, biraz iyi hissediyorsanız, anlattıklarımdan hiçbir şey anlamanıza gerek bile yok. Çünkü zihnimizin anlayabileceği bir şey değil bu. Ben sizinle konuşuyorum, siz duyuyorsunuz beni zaten. Zihniniz anlaması da oluyor yani. Aynen dediğim gibi. Zihinle diyaloğu mu keseceğiz? Yani zihni diyaloğu kesmiyoruz. Sadece zihni kendi haline bırakıyoruz. Yani okey zihnim zaten bunu yapıyor. Yani anlamıyor çünkü. Anlamıyor, bilmiyor, görmüyor. Gördüğü şeyi bilebiliyor gibi sanki. O bir projeksiyon aleti şeklinde çalışıyor. Kamera şeklinde çalışmıyor. Kamera gibi her şeyi kaydetmiyor yani. Projeksiyon aleti olarak getiriyor. Resim çiziyor. Fırçayla resim çiziyor gibi düşünüyor sürekli boyaları alıp. Resim çiziyor. Oyun oynuyor yani kendi kendine. Ona gelen düşünceleri de bizim ekranımıza yansıtıyor. Dolayısıyla onunla diyaloğu kesmemize gerek yok. Şöyle bir metafor verebilirim. Biz televizyonuz. Burada metaforun direkt kendisini dinlemeyin. Ötesine bakın yani ötesine gösterdiğim enerjiyi dinleyin. Biz televizyonuz. Onun içinde resimler oynuyor. Zihin o resimleri getiren alet bize. Ama ben televizyonun kendisiyim. Yani resim de ne olduğu beni etkilemiyor. İçimde isterse bomba patlasın resimde.
Televizyona hiçbir şey olmuyor. Çünkü o bir resim sadece, gerçek değil. O yüzden onu kendi haline bırakmakla, yani televizyonu izlememekle onu değiştirmeye çalışmak arasında fark var. Diyalog kesmeye gerek yok. Sadece dediğim gibi yani onu rahat bırakıyoruz. Onu rahat bırakınca otomatik olarak o kalibre ediyor kendini. Bazen çok düşünmesi gerekiyor kalibre etmek için. Düşünce, 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 düşünce. Ondan sonra bir noktada duruyor. Tamam, bitti. Hani kendi kendine yapıyor bunu. Bu bir problem değil. Bunu yapıyor sadece ve anlamıyor. Ahmet Hulusi holografik evrende anlattığı gibi belki de bu deneyimler yaratımın başladığı yerden beri süregelen bir deneyimin devamını ya da yansımasını yaşıyor olabiliriz diye düşünüyorum. O insanı duymuştum daha önce ama ne anlattığını hiç bilmiyorum, hiç dinlemedim. O yüzden bir şey yorum yapamayacağım onunla ilgili ama düzeni gören Sydney Banks, bunu kendi gözleriyle gören bir insan. Yani ondan daha derin gören kimse yok. Bu dünyada Peygamber Efendimiz hariç ondan daha derin bir şekilde bu sistemin nasıl çalıştığını gören kimse yok. En azından psikoloji yönünü, fiziğini gören kimse yok. O yüzden bu kişi kendisi o ölüm deneyimini yaşıyor. Bu üç prensibi kendi gözleriyle gören ve en derinden gören bir insan. Ve bunun sonucu itibariyle çok zaten iyi kalpli olan bir insan ve çok çok daha iyi kalpli ve çok çok daha verici bir insan oluyor bu kişi. Diyor ki zaten kendisinin deneyimi de şu şekilde söylüyor. Eğer her şeyi benim gibi görmüş olsaydınız, benim kadar derinden ya da biraz bile görmüş olsaydınız, sadece ve sadece diğer insanlara, hayvanlara, herkese yardım etmeyi ve sadece ve sadece vermeyi düşünürdünüz diyor. O yüzden sadece veriyor yani. O kadar verici ki, o kadar cömert ki vermesinin sınırı yok diye anlatıyorlar onu insanlar ve kendisi yok gibi yaşıyor. Yani küçücük bir şey yani. Kendisi yok. Yani bedeni yok gibi yaşıyor, öyle söyleyeyim. Kendisine egosu yok derler yani o şekilde. Bu dünyadan alabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. O yüzden sadece verirdiniz diyor. Çünkü bu dünyası hiçbir şey veremez diyor. Aradığınız hiçbir şeyi bu dünyada aramayın. Çünkü bulamazsınız. Çünkü bu dünyası hiçbir şey veremez. Çünkü sistem öyle çalışmıyor. Bunu gördüğü için otomatik olarak neden buradayım diye sorup herhalde sadece vermek için buradayımı kendi gözleriyle görmüş bir insan. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Yani bize anlattığı şeyi, benim size şu an artiküle etmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım dilimin döndüğünce şeyi zaten hepimiz biliyoruz. O sadece bunu hani gören bir kanıt gibi düşünebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, dinlediğiniz için çok iyi hissettim. Acayip hafiflik demiş Saadet. Aynen. Zihni serbest bıraktığımıza gerçekten çok büyük bir hafiflik. Kırılmış, bozulmuş, dökük, yıkık, eksik, yetersiz, gereksiz, değersiz değilsiniz. Değiliz. Onlar sadece birer düşünce. Benim kendi koçumun bir sözü var. Siz mükemmelliksiniz zaten. Daha neyi arıyorsunuz der. Bir şey aramamıza da gerek yok. Aranacak bir şey yok. Çünkü zaten bulunmuşuz yani. Ve bazen kayboluyoruz. Ama tekrar bulunacağınızı bilin. Ve herkes böyle. Yani paralel realiteler konusunu o yüzden çok seviyorum. Sadece ben böyle değilim. Herkes böyle. Herkes böyle. Herkes ve her şey böyle. Karşındaki köpek de böyle, kedi de böyle. Onun için de üç prensip geçerli. Çocuğum da böyle, eşim de, dostum da, annem de, babam da, sokaktaki insan da. Herkes için geçerli. Herkes böyle. Herkes düşüncesini deneyimliyor. Herkes unutuyor. Herkes hatırlıyor. Herkes düşüncesine meydan okuyabilir. Ve herkes her an farklı bir modda, farklı bir düşünceyi hissediyor. Ve bu bir problem değil. Çünkü biz kalpten iletişim kurarsak bu bir problem değil. Ve bunu bilirsek. Tabii ki incinebilirsiniz.
Tabii ki söylenen sözler karşısında üzülebilirsiniz. Tabii ki yalnız kalmanız gerekebilir. Tabii ki o insanla ilişkinizi kesmenizin daha doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta belki hiç görüşmemenin. Tabii ki küsebilirsiniz. Kendinize zaman verebilirsiniz. İçinizdeki bilgelik bunun doğru olduğunu söylemişse öyle yapabilirsiniz elbette. Bunlar çok doğal şeyler yani. Çok insani şeyler. Sadece şunu bilin ki karşınızdaki insan spiritüel masumiyetle bu düşüncesine inandı ve öyle davrandı. Ve her insanı Allah'ın affetmesinin sebebi bu zaten. Herkese affediyor yani ne yaparsa yapsın. Çünkü bu spiritüel masumiyetten dolayı biliyor çünkü düşüncemize inanıp da hata yapacağımızı. O yüzden Sidney Banks hep şöyle der. Biz İyiliği herkese vermeliyiz. Herkese iyilik yapmalıyız. Herkesi sevmeliyiz. Ve herkese affetmeliyiz der. Hep iyilik yapmaktan bahsediyor ve hep affetmekten bahsediyor. Çünkü affetmeye kendine zarar veriyor zaten. Onu düşünerek. Kendi keskinin sirke, kendi küpüne zarar derler ya. O negatif enerji bize zarar veriyor. Çünkü özümüz sevgi ya, onu durdurmaya çalışıyoruz. Oysa ki seviyoruz yani karşımızdaki insan. Otomatik olarak o da sevgi çünkü. Onu durdurmaya çalışmak bize zarar veriyor. Zaten bu oyunları oynadığımızda da keza aynı şekilde. Kendimin özü sevgi, mutluluk, şefkat, mükemmellik, şahanelik, güzellik. Ama işte bir oyun oynuyorum, yokluk. İşte yokluk, zorluk, depresyon, sinir, öfke, bağımlılık. Bunlar gerçek değil. Dolayısıyla bu tabii ki de egoyu hasta ediyor yani. Otomatik olarak. Gerçek değil çünkü. Ve sadece gerçek olmadığını görmek olayı bitiriyor. Her şey yolunda, hep. Bana inanmayın, kendiniz görün. Her zaman söylediğim gibi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrardan. Bu kaydı da YouTube'a yüklerim diye düşünüyorum. Yoksa da IGTV'den izleyebilirsiniz. Şimdiki Facebook sayfamdan izleyebilirsiniz. facebook.com/denizcukcukom. Onun dışında teşekkürler. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. Kendinizi biraz daha iyi.